Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Rutban. Bugün karşınıza yeni bir seriyle varım. Bu serimiz Belçika serisi olacak. Belçika'yı yücelteceğiz. Belçika'yı yükselteceğiz hep beraber bu bölümde. Herhalde bu bölümden sonra artık böyle modlu bir şeylere de geçebiliriz gibi geliyor. Çünkü ya biliyorsunuz ben büyük Almanya veyahut da Sovyetlerle oynamayı sevmiyorum. Ya da belki bir de Amerika bölümü yaparız. Daha sonrasında belki artık böyle modlu ne bileyim Kaiser ve ne bileyim Birinci Dünya Savaşı vesaire bu tarz modlu bölümlere de artık ufak ufak geçebiliriz. Bu arada kanala yeni geldiyseniz lütfen alt taraftan abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenirseniz de likelamayı unutmayalım. Şimdi gelelim Belçika'mıza. Şimdi arkadaşlar Belçika'yı büyüteceğiz, yücelteceğiz. Belçika'yı tabii ki öncelikle faşist yapmamız gerekiyor. Ama ağır demokrat olduğu için mesela şu kısmı kolay kolay geçemiyoruz. Çünkü çok ağır bir demokrat bir parti. Yani biz bunu buradaki bölümlerden birazcık gazlayacağız. Başka türlü çünkü altından kalkamayız. Şöyle bir militerimizi yapalım. Güzel. Elimizde bir kadarcık fabrika var. Şu an şu uçağı üretmeyelim. Uçak üreteceğiz bu arada. Uçağa ihtiyacım var ama sadece şu an. Şöyle bir yatırım yapalım. Heh. Top yok değil mi? Yok. Tamam. Şimdilik böyle bir yatırımla işi toparlarız. Fransa'dan alalım. Yani Fransa'ya da alacağım ama Fransa'dan alalım şimdilik. Almanya'dan da alabilirdik aslında ya. Almanya'dan alalım. Çünkü faşist olacağız zaten. Almanya ile aramız birazcık şöyle şey olsun. Şimdi manpower sıkıntısı yaşayacağız. Ya yani muhtemelen büyük bir manpower sıkıntısı yaşayacağız. Onun için şöyle bir yola gidelim diyorum mesela. Neredeydi? Şurada neredeydi benim? Ha burası. Şimdi bu dayıyı bir serbest bırakalım abi. Gel. Release, Zaire, release. Güzel. Şimdi burayı release dedik. Keşke birazcık şeyi düşürebilirsek aslında güzel olabilirdi de elimizde herhangi bir malzeme yok. Manpower'ı sıfıra beleşe getirmek için ama olsun. Buradan da bir güzel ekmek yeriz gibi geliyor. Kendisini şimdilik bir puppet'ımız yapalım. Şimdi şuradan hemen asker kısmımıza gelelim. Ya buradan şimdi şöyle arkadaşlar bakın bunu göstereyim size aklınızda bulunsun. Bunu birazcık daha düşürürseniz manpower'ı %100 beleşe getirebilirsiniz. Şu an biz buradan %100 bir manpower sömüşleyeceğiz. Bunu da şöyle yapacağız. Belgin Kongo'dan bakayım. Yani engineer. Engineer niye var bilmiyorum ama engineer olabilir. Şöyle kopyalayacağız ve buradan askerleri çıkartacağız arkadaşlar. Ama yetmedi. Neyse asker durumumuz çok fazla. Yani fazla çıkartmaya gücümüz yetmedi. Sıkıntı yok. Şöyle Fransız sınırımızı şey yapalım. Bu arada şeyi kapatmak zorunda kaldık. Adını siz söyleyin. Red Army müziği kapatmak zorunda kaldık. Çünkü telifi ağır yemeye başladık. O telifi yediğimiz için bize fırsat vermedi. Ya ben isterdim. Yok çok yaptım ya. 5 tane 5 division yeter gibi geliyor. Şuradan basalım. Ve bunlar bu dayılar doğruca buraya doğru yol alsınlar. Şu şekilde yol alsınlar diye düşünüyorum. Bir dakika. Şöyle. Aynen. Şöyle yapalım. Kongo'da basalım. Kongo'dan bastığımız askerler doğruca buradaki hatta şu kliği yaptığınız zaman arkadaşlar şuradaki çizgiyi de seçtiğinizde askerleri direkt buraya getiriyor. Kendisi otomatik olarak geliyor. Siz ekstradan bir efor harcamıyorsunuz. Tamam, generalimizi de seçtiğimize göre artık hazır bekleyebiliriz. Artık sadece şeyi toparlayacağız. Bu arada size Belçika'nın nasıl kurulduğunu anlatayım. Çünkü hazır faşizme geçerken bol bol bekleyeceğiz. Ufak da bir konu olsun. Belçika yıllarca arkadaşlar İspanyolların kontrolü altında oldu. Böyle yüzyıllarca falan bir yüzyıllarca demeyeyim yaklaşık bir asır veyahut da 1,5 asıra yakın İspanyolların kontrolü altındaydı. Daha sonrasında Avusturyalıların kontrolü altına geçti Belçika. Daha sonrasında
Ya yıllar böyle 1800'ler artık Fransız ihtilalinin olduğu, milliyetçilik ateşinin coştuğu o yıllarda Fransa Belçika içerisindeki halkın çalışma şeklini veyahut da içindeki milliyetçiliğini bahane ederek Belçika'ya giriyor. Ve Belçika'yı kontrolü altına alıyor. Daha sonrasında Avusturya bunu hazmedemiyor ve Avusturya tekrardan bu bölgeye müdahale ediyor ve alıyor. Aradan yaklaşık bir 20-25 sene sonra Fransızlar tekrardan buranın kontrolünü alıyorlar. Buranın kontrolünü aldıktan, bu arada gördüğünüz gibi burada direkt Liberia'ya gidebiliyoruz. Şuraya gidemiyoruz. Birazcık faşizm aşılamamız gerekecek. O yüzden açıyı buradan böyle kapatalım. Gel zaman git zaman Fransızlarla İngilizlerin arasındaki samimiyetten de olsa gerek Avusturyalılar yavaş yavaş buradaki iddialarından vazgeçmeye başlıyorlar. Hani mevzular falan çıkmaya başlıyor. Böyle iddiadan vazgeçmeye başlıyorlar ama tabii ki çok şey değiller böyle. İstekli değiller ama o dönemde büyük savaşlar olduğu için ve Avusturya'da İtalya'dan parçalar aldığı için İtalya'dan birkaç tane bölge aldığı için Belçika'yı salıyor. Yani diyor ki tamam diyor ya al diyor senin olsun. Senin. Yani şimdi tabi buradaki şeyle uğraşacağım ama bölgeyle uğraşacağım ama ben zaten İtalyanlardan aldım benim kafam rahat diyor. Ve mevzudan çekiliyor. Çünkü o dönemde şöyle bir mevzu oluyor. Bütün Avrupa Fransızlara karşı bir koalisyon kuruyor. Büyük bir koalisyon kuruyorlar ve Fransızları tokatlıyorlar. İşte İtalyanlar da İtalyan bölgesinden de Avusturya'ya parça düşüyor. O dönemde de Avusturya Belçika'yı salıyor. Ne halin varsa gör diyor. Ve o dönemde de Hollandalılar Belçika'yı kontrolleri altına alıyorlar. Sonra bir dönem İtalya'da bir etkinlik oluyor arkadaşlar. Bu arada bir saniye. Şuradan birazcık politik power kastıralım. Bir tiyatro sahnesi gerçekleşiyor arkadaşlar. Tiyatro sahnesinde de Roma döneminde ya Roma ya da Yunan dönemi. İşte tam olarak dönemini hatırlamıyorum. Oyunun dönemini yani oyunun geçtiği şeyi hatırlamıyorum. Konusunu hatırlamıyorum. Ülkedeki isyan ve o ülkenin özgürlüğünü alması anlatılıyor. Ve o dönemde bunu fırsat bilen Belçikalılar isyan ediyorlar Hollanda'ya karşı. Büyük bir isyan oluyor ve kral bu isyanı bastırmak için çok ağır bir kuvvet gönderiyor. Daha sonrasında bu isyanın karşısında hani bunu gören İngiltere ve Fransa Belçika'nın garantörlüğünü alıyor. Buranın sanayi kısmının garantörü. Çünkü Hollanda ticaret bölgesi, Belçika sanayi bölgesi o dönemlerde. Bu arada sivil fabrikaya gidelim. O dönemde sanayi bölgesini oluşturuyor ve Fransa ile İngiltere Belçika'nın garantörlüğünü alıyor. Bundan haz etmeyen Hollanda kralı yani bunu kabullenmek zorunda kalıyor çünkü karşısında hem İngiltere var hem Hollanda var. Bunu kabul etmek zorunda kalıyor ama sindiremiyor. Ya yani her fırsatta Belçikalıları aşağılıyor, Belçikalılara ezikliyor, Belçikalıların herhangi bir şekilde dünya sahnesine girmesine izin vermiyor desek tamamen yeridir. Ya yani hiçbir şekilde fırsat vermiyor. Daha sonrasında İngiltere ile Fransa Belçika'ya tam olarak bölgeyi hatırlamıyorum şimdi. Belki buralarda var mıdır bilmiyorum. Yok buralardan hatırlayamam. Böyle iki tane bölge veriyor. Yani şu bölgeler senindir diyor. Ve Hollanda o dönemde eyvallah diyor. Ve Belçika'yı kendi haline bırakıyor. Yani tamamen salmaya başlıyor. Ve Belçika bu sayede Belgium'du galiba değil mi? Belgium olması lazım. Halkının adı Belgium. Ve bu Belgium'larla beraber Belçika'yı kuruyor. O dönemde de Belçika'nın başına geçen kral İngiliz kraliyet ailesinin soyundan gelen bir kral oluyor. Ve Belçika'yı yönetmeye başlıyor. Böylelikle Belçika kurulmuş oluyor. Genelde Belçika'nın kuruluşunu şöyle söylerler. Bir tiyatro sahnesinde kurulan ülke diye geçer çoğu yerde. Nitekim de öyledir. Yani Belçika
bir tiyatro sahnesinde canlanan, oyundan gelen şevkle kurulan bir ülke diye anılır. Belçika'nın kurulması da böyle. Aslında bu biraz daha böyle uzun, teferruatlı bir hikaye ama benim o kadar da Avrupa tarihi üzerine inanılmaz bir bilgim olmadığı için hani dumur olmamak için çok fazla şey yapmıyorum, zorlamıyorum şansımı. Ama kurulması bu şekilde gerçekleşmiş oluyor. Şimdi biz de Belçika'yı, o küçücük bu küçücük devleti alacağız ve yücelteceğiz arkadaşlar. Bizim işimiz bu devleti yüceltmek, mevcut makamına geri ulaştırmak. Biz de bunun için uğraşacağız. Şimdi Fransa'ya gireceğiz. Ama Fransa'ya nasıl girebiliriz? Şimdi arkadaşlar Fransa'yı kolay kolay deviremeyiz. Biz bir Almanya değiliz. Cücük kadar bir Belçika'yız. Fransa'yı devirme şeklimiz paraşütçülerle olacak. Yani çünkü gerçekten başka türlü Fransa'yı ben devirebileceğimizi çok çok zannetmiyorum. Çok çok fırsat vermiyorum kendimize. O yüzden Belçika'yı Fransa'yı pardon özür dilerim devirme şeklimiz direkt olarak paraşütçülerle olacak. Yani şu küçük şehirlere mesela burası 5 puan veriyor, burası veriyor, burası veriyor, 15 puan veriyor burası Normandiya. Yani buralar birer puan ama bak şurası 5 puan, 5 puan ya yani 10 puan. Buralara paraşütçüler indireceğiz arkadaşlar. Paris'in tepesine indirebiliriz veya yakınına indirebiliriz. Bakacağız. Daha doğrusu Paris'in yakınına indiririz. Paris'e gireriz. Yani şuraya bir indiririz. Ondan sonra bir giriş yaparız falan. Duruma göre bakacağız. Yani Paris'i alırsak zaten gerisi çorap söküğü gibi gelir diye düşünüyorum. Hep beraber bakacağız. Bu arada faşizmimiz ne durumda? Valla faşizm %25. Keşke biri bize faşizm bustasa ya o. Keşke birileri bize böyle bir faşizm. Ben faşizm kasıyorum değil mi? Aynen faşizm kasıyorum. Valla biraz ağır faşizm geliyor. Buradan birazcık belki destek almayı deneyebilirim ama emin değilim. Yani stability'yi çok düşürmek istemiyorum. Şimdi demokrat olsaydık, demokrat olduğunuz zaman hani şuna geçebiliyordunuz diye biliyorum galiba yanılmıyorsam. Şimdi bunu araştırdığımıza göre uçak yapmamız lazım. Paraşütçüleri araştırmamız lazım. Şimdi şuradan bir paraşütçüyü araştıralım. Paraşütçü basacağız çünkü. Bu arada yani gördüğünüz gibi buradaki rakam artıyor. Yani Kongo'daki bastığımız askerler bize ufak ufak gelmeye başlıyorlar diyebilirim. Normalde %100 manpower'ı vermesi gerekiyordu diye biliyorum ama emin değilim. Belki de şu kısma geçtiğimiz zaman veriyor. Yani birazcık buraya bir bufflama yaparsak belki bundan yararlanabiliriz gibi geliyor. Neyse, bakalım. Global order'lar falanlar filanlar. Bu arada arkadaşlar modlar aşağıda var. Yani açıklama kısmına modları koyacağım. Discord adresini koyacağım. Discord adresine katılırsanız videolardan haberdar olabilirsiniz. Direkt olarak videoları orada yayınlıyorum. Hani ilk oradan böyle duyuruyorum. Haberdar olabilirsiniz. Özür dilerim. Ve modları da aşağıya yazacağım. Oradan modlara da ulaşabilirsiniz. Şimdi bundan gelecekle de bir uçak basarız. Uçak şeyini hallederiz. Biraz fighter yapalım. Güzel. Şimdi Kongo'dan gelen askerler 14 oldu. Bassın ya, dursun. Kongo'da basılsın. Bakalım. Vallahi %31. İyi. Faşizme doğru ilerliyoruz. Şimdi bakalım bakalım bakalım. Güzel. Politik power gain. Valla buna hayır demeyeceğim ya. Politik power birazcık bufflayalım. Çünkü harcayacağız yani. Hatta bir harcayabiliriz şu an buradan ya. Şuradan open discussing yapabiliriz. Şuradan bir %10'luk kısmı da alabiliriz faşizme.
Bence. Değil mi? Faşizme veriyorsun, değil mi? İptal edip. %32. Hemen bir 50'yi buraya verelim. Aynen. O %10 faşizm. Kesinlikle %10 da buradan alalım. Güzel 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 güzel. Yavaş yavaş faşizme doğru ilerliyoruz. İyi. Buradan patara kütere patara kütere girişeceğiz inşallah. Benim endişem şu. Acaba İngiltere savaşa gelecek mi yoksa gelmeyecek mi? Hani bizi acaba Fransa ile tek başımıza bırakır mı? Yani limanları bir şekilde koruruz. Zaten iki tane limanımız var. İngiltere'ye karşı koruruz. Bizim İngiltere'ye çıkartma yapmamız lazım. Yani böyle bir durum karşısında bizim bir şekilde hızlı ve seri bir şekilde İngiltere'ye çıkartma yapmamız lazım. İnşallah hava kuvvetlerimiz bunu yapmamıza izin verir diye düşünüyorum. Evet, referandum bakayım kaç oldu? Güzel. Referandumla artık faşizme geçebiliriz arkadaşlar. Politik power gelsin. Direkt faşizm damarlarımızda akan faşizmi coşturabiliriz. Tabii ki bizim paraşütçülere de ihtiyacımız var. Evet. Ülke şu andan itibaren faşizme geçmiş bulunuyor. Hayırlı uğurlu olsun. Artık buradan sonrası cayır cayır akar. Belki şuradan şu araştırmaları yaparım. Buraya sonra geçeriz. Şu şekilde buraya sonra geçeriz. Hani şuradan güzel bir ekstra şeyi açarız. Duruma göre bakarız. Evet. İzlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda tabii ki şuradan Justify Vargo'luğumuzu alalım. Öncelikle 205 gün. Anladım. Champagne. Pastikalize. Alsace Lorraine yemez. Tamam. Champagne'i alalım arkadaşlar. Buradan Champagne'e bir Justify Vargo'luğumuzu alalım. O arada paraşütçülerimiz hazırlanır. Zaten paraşütçüler de hazırlandıktan sonra bam 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 vurmaya başlarız diye düşünüyorum. İzlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.